Sevgili evvelce YouTube kanalı takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde çocuk ve oyun tema değerlendirme sorularının cevaplarını vermeye çalışacağız. 3. sınıfta okuyan öğrencilerimiz 88. sayfayı açtıklarında bu sorular karşılarına gelecektir. Dilerseniz öncelikle şiirimizi okuyalım. Sebzelerden sevdiklerim havuç, domates, oyun. Meyvelerden sevdiklerim elma, şeftali, oyun. Bence en iyi besin oyun. Çünkü hiçbir şey yemesen bile bazen oynarken doyuyorum. İsmail Uyaroğlu. Evet arkadaşlar 1 2 3 4 ve 5. soruları metinden hareketle cevaplayınız. Birlikte cevaplandıralım. Şiirin konusu nedir? Sebze ve meyvelerden sevilenler anlatılmıştır. Şiirin ana duygusu nedir? Meyve ve sebzelerin hayatımızdaki yeri. Şair en çok hangi sebzeleri seviyormuş? havuç, domates. Şair en çok hangi meyveleri seviyormuş? Elma, şeftali. Sizce bir çocuk oyun oynarken doyabilir mi? Neden? Bence doyamaz ama mutlu olduğu için mutluluğa doyar diyebiliriz. Aşağıdaki cümleleri uygun şekilde tamamlayalım. Birlikte tamamlayalım arkadaşlar. Oyun oynarken oyunun kurallarına uymalıyız. Çünkü kurallara uymazsak oyun bozulur, adımız yineci olur, haksızlık yapmış oluruz. Taşıt yolundan uzak yerlerde ve parklarda oyun oynamalıyız. Çünkü yoksa oyun oynarken taşıtlar bize çarpabilir, kazaya sebebiyet verebiliriz. Aşağıdaki kelimeleri eş anlamlarıyla eşleştirelim. Kırmızı, al, düş, rüya, yürek, kalp. Aşağıdaki resmi inceleyelim. Resimdeki çocuklar hangi oyunu oynuyor? Bu oyunun nasıl oynandığını yazalım. Arkadaşlar resmi incelediğimizde resimde saklambaç oyununun oynandığını görüyoruz. Peki saklambaç oyunu nasıl oynanır? Saklambaç oyunu çocukların zevk alarak oynadığı bir oyundur. Geçmişten günümüze çocuklar bu oyunu oynamaktadırlar. Oldukça eğlenceli olan saklambaç oyunu çocukların ritmik sayı sayma kazanımı elde etmelerini sağlar. Aynı zamanda çocuklar için oldukça heyecanlı fiziksel bir etkinliktir. Saklambaç en az iki oyuncuyla oynanır. Oyuna başlamadan önce oyunculardan biri ebe seçilir. Ebe, ağaç, duvar ve benzeri bir yerde gözlerini kapayıp belirli bir sayıya kadar sayar. O esnada diğer oyuncular ebenin kendilerini rahatlıkla bulamayacağı yerlere saklanırlar. Ebe gözlerini açıp arkadaşlarını bulmaya çalışır. İlk bulduğu kişinin adını doğru söyler ve gözleri kapalıyken sayı saydığı yere dokunursa o kişi ebe olur. Yanlış söylerse saklanan çocuklar ortaya çıkarlar. Hep birlikte çanak çömlek patladı diye bağırırlar. Böylelikle o kişi yeniden ebe olarak oyuna devam eder. Saklambaç çok oyuncu oynandığı zaman daha eğlenceli hale gelir. Evet arkadaşlar saklambaç oyununu da bu şekilde anlattık. Özlerlendirme formumuz var. Birlikte bakalım. Dinledim, izledim, metni ana anladım. Evet yani bu temamızla ilgili. Dinlerken nezaket kurallarına uyarım ve etrafımdaki insanı rahatsız etmem. Evet. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanırım. Evet. Önceden belirlenmiş bir konu hakkında konuşma yaparım. Evet. İşitilebilir bir ses tonuyla ve konunun dışına çıkmadan konuşurum. Evet. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek konuşurum. Evet. Görsellerle ilgili soruları cevaplarım. Evet. Metni, türlerini ayırt ederim. Evet. Hikaye yazarken Varlıklara nitelikleri bildiren kelimeleri kullanırım. Kısa yönergelerle yazarım. Evet. Arkadaşlar bu tabloda evetleriniz çoğunlukta ise durumunuz iyi demektir. Birazdanız çoğunlukta ise kitabınızdaki etkinlikleri tekrarlayınız. Hayırlarınız çoğunlukta ise eksiklerinizi tamamlamak için öğretmeninizle konuşunuz. Haydi bu temada öğrendiklerimizi kısaca yazalım. Palyaço nedir? Müzeler ne işe yarar? Sınıf müzesi nasıl kurulur? Aç kapıyı bezirgin başı oyunu nasıl oynanır? Kırmızı top hikayesindeki paylaşmanın önemini öğrenmiş olduk. Evet arkadaşlar bir etkinliğimizin daha sonuna geldik. Ee, Evvel Cevap YouTube kanalına abone olmayı ve sınıfta arkadaşlarınızı evvelcevap.com web sitesinden bahsetmeyi, YouTube kanalımızdan bahsetmeyi unutmayınız. Derslerinizde başarılar diliyorum. Evvel Cevap ailesinden saygılar, selamlar.